Anlaşıldı mı? Güzel. Döndüğümde dosyayı masanda bulacağım. İkinci çeyrek finansal raporlar. Yalnız... ben yerimi zaten biliyordum. Siz karıştırdınız sanmıştım. Sanlarla hareket etmeyi bırak. İşini yap. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? 6 sene evvel kendi ellerimle gönderdiğim bir kadına... üstelik evli bir kadına duygular besleyeceğimi nasıl düşünürsün? Böyle düşünüyorsan gerçekten delirmiş olmalısın. Hastaydım. Ateşler içinde rüya gördüm. Sayıklıyordum muhtemelen. Ama içinde sen yoktun. Bunu hangi aptalca sebeple kendine yorarsın? İnşallah dediğin gibidir. İnşallah doğru söylüyorsun. Gördüğüm kadarıyla Orhun Bey hızla sağlığına kavuşuyor. Gerçekten çok çok geçmiş olsun. Büyük bir badire atlattınız. Hem de hiç lüzum yokken. Değil mi? Yıllar önce hayatınıza gelmiş, sonrasında hayatınızda olmayan biri için oğlunuzun böyle bir badire atlatması. İnsan sindiremez. Hele ki siz bir anne olarak. Ben sizin kadar sabırlı olamazdım. Sadece hızla eski günlerimize geri dönmeyi temenni ediyorum. Umarım dilediğiniz gibi olur. Bir de onunla bu kadar burun buruna ne kadar çalışanınız olsa da insan evinde huzur ister. Bu arada dernek toplantımız yarım kalmıştı. Ne zaman tamamlayalım? Yarın olabilir. İşler sürüncemede kalmadan yoluna koyalım. Şahane. O zaman ben müsaadenizle kalkayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İyi günler. Hoşça kal. Altı sene evvel kendi ellerimle yolladığım bir kadına, hatta evli bir kadına duygular beslediğimi nasıl zannedersin? Üzüldün onun için. Yüzüne karşı sert konuştun. Ama için yandı. Sen hala ona aşıksın Temir Hanım'a.
Defneciğim, sen duygularını kabullenene kadar çok geç olacak. Şanslısın ki seni oyuna sokacak bir ablan var.